Of, bayağı var. Rüzgar. Aynen öyle. İlaç iyi geldi mi? Geldi gelmez mi? Ama Gargamel gibi sesim. Toparlarsın ya. Sularda çocuklar gibi şendik, güldük, eğlendik. Merhabalar. Günaydın, merhabalar. Evet, yeni videomuzda biraz hastayız. Geçen haftaki videomuzda gördünüz, yağmurun altında birazcık Kalınca. güzeldi ya, çok Güzeldi, güzeldi. çok güzeldi. Çok keyifliydi. Yağmur çok 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 güzeldi bizim için. Tabii sonuçları Ama oluyor. yani bir de bünyede bir zayıflık varsa, bir kırgınlık varsa direkt zaten hemen seni buluyor yani. Neyse, yapacak Kesinlikle bir şey yok. kırgın değilim. Yani çok böyle yatmalık bir durumda değilsin zaten. Sadece bir burun, Yok, biraz genizim geniz, ağrıyor gibi. Akıntım var. sinüsler. Hemen bir doktor reçetesi. Evimin doktoru. Şimdi biz Kıyıköy'e geldik arkadaşlar. Kıyıköy'deyiz. Evet. Kıyıköy tabii yağmurlardan sonra bayağı bir fırtına, bayağı bir rüzgar var. İnternetin çektiği bir yer bulmak da bayağı bir dolandık. Bulmakta da biraz zorlandık yani, internetin çeken biri bulmakta. Kıyıköy Ama az da olsa bildiğimiz bir yer. Burada sevdiklerimiz var, tanıdığımız, eşimiz, dostumuz var. Hem yerlisi onları var. görelim istedik, hem burada da biraz Trakya tarafında kamp yapalım istedik. Geçen haftaki videomuzun devamı niteliğinde olsun istedik. Uzun soluklu yani buralarda biraz daha böyle kalmayı düşünüyoruz. Yani Trakya bölgeyi daha da fethetmek istiyoruz. Daha da fazla görmek istiyoruz. O yüzden sıklıkla bu bölgelerle ilgili de size bilgiler vereceğiz. Sıcak bir şeyler Evet, bir yapıyoruz burada. kahvaltımızı yapalım. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra şöyle bir Sonra hava el verdiği müddetçe fırtına bizi alıp götürmezse şöyle bir dışarıdaki ortamı size gösterelim, değil evet dışarıdaki dalgaları ve fırtınayı biraz size yaşatalım. mi? Hadi bakalım, Hadi başlayalım. bakalım. O zaman çayımızı da demledim. Tamam. Kahvaltımızı yapalım. Tamam. Aynen. Ne yapayım? Tost yapayım mı? Valla pratik bir şeyler yapalım Tost ya. yapayım ya. Susurluk tost. Salçalı. Kaşarlı. Gören de her gün susurluk tost yapıyor sanacak. Bir de yumurta yapalım. Yumurta Olabilir. protein, evet, lazım. Tamam. Olabilir. Peki, başlayalım o zaman. Ben iş görmez raporu aldım bugün. Allah Allah. Kıyamam, tamam. Şaka şaka yaparız. Yalnız insan boyunu aşan dalgalar var Nazan ya. Gerçekten. Gerçekten ya. Valla cesaret edip de pek de gidemedim açıkçası ama. Karadeniz deli deniz gerçekten. Evet. Muhteşem Susurluk tostuyla Nazan karşınızda. Ama tabii onda ne peyniri kullanılıyordu? Mihaliç Mihaliç peyniri. peyniri. Bende öyle bir peynir yok. Bizde taze kaşar. Kaşar. Tost peyniri. Kaşar peyniri. O var yani. Bir de normal bir salça. Biz aslında onu sorduk, biliyor Nasıl bir musunuz? sihirbazlık yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ya bir sihirbazlık yok. Bildiğin canım Antep'imden aldığım tatlı biber salçamı kullanacağım. Ya sihirbazlar işin arka tarafını söylemezler. Hemen yapıştırıyorum. Yapacağız bir alengir. Yap da görelim hadi. Acı mıydı bu Nazan? Tatlı. Ha, bileyim de. Dağlamayayım seni, değil mi? Malzemeden çalmıyorsun gördük. Arasına şey süreyim mi? Labne. Allah ne verdi lap Yani mikrofonun arkasında bir şapırtı falan gelmiyordur umarım. Buyurun. Karaca tostları buyurun. Ayran buyurun. bir dakika, Karaca tosta çıktı bir de. Evet. Hamburger kardeş. Biz bir mekan mı açsak, ne yapsak? Olabilir. Şu branda mevzusunu çözersek kış bahçesi şeyinde zabıtalardan kaçarız artık var ya. Branda toplayana kadar zabıta Bir yere gelebiliriz. çökeriz. Tost kahve, tost kahve. Sonra zabıta geldi. Koş koş koş. Aile şirketiyiz abi biz. Ey Allah'ım.
Buyurun. Ayran buyurun. Sana iki tane. Benim bir kova, bir çuval odunla birileri geldi. Arabayla oltalarını falan indirdiler. Hı. İnsan boyuna aşıyor dalga. Balık tutacaklar herhalde. Aa. Artık... İnşallah tecrübelilerdir. O... Donmasınlar da. Yanmasın tostlar. Şeyler burada, tabaklar. Ama pazarlama yaptık ha. Bir de yakıyormuşum tostları. Olacaklar da, korku. Çaylar? Hadi afiyet olsun. Olsun bakalım. Tamam mıyız? Sence de değil miyiz? Ben şimdi bulaşıklara geçeyim o zaman. Sen de buraları bir topla. Sonra bir çıkalım. Süpürge falan tutayım mı Nazo? Tozu al. Süpürge tut. Bir de bugün su doldursak artık iyi olacak. Bulaşığa tamam. Yeter. Tamam. Haydi. Ay. Veriyorum sana. Dostlarınla birlikte. Bir turlayalım dışarıya. Arkandakilere dikkat. Koca başlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi şurayı birazcık gezelim. Kıyı köyün plajlarına biraz bakalım. Bakalım neler göstereceğim. Buralar yazın inanılmaz oluyor. Cıvıl cıvıl. Ama Karadeniz hep bildiğimiz Karadeniz. Deli deniz. Limandayız. Limanın arka tarafındayız. Rüzgarda. İçinde. Limanın otoparkında. Hastayım diyorum. Ama yine de dışarı çıkmaktan vazgeçemiyor insan. Biraz dışarıya çıkayım, gezeyim dedim. İyi ki de Nazan gelmemiş. Dehşet bir soğuk var. Dehşet, anlatamam. Muazzam soğuk ya. Çok da fazla uzaklaşmadan karavana gitmem lazım. Yoksa dondurur yani bu soğuk. Huh. Vay anasını. Anlatılacak gibi değil soğuk. Yalnız fark ettin mi? Neyi? Gerçekten koruyor soğuktan. Evet. Bugün bayağı fark ettirdi. Müthiş bir şey var. Soğuk var dışarıda. Ben mesela bunu hissetmedim içeride. İnanılmaz ya. Isıtıcıyı açmamamıza rağmen hiç hissetmedim yani şu an. Aynen öyle. Gündüz. Alacaklarımızı alalım. Bakalım, aynen öyle. Ekmekten alalım. Hazırım. Hadi o zaman. Şu senin montları da içeriye alayım. Tamam. Yedekli yedekli, bol montlu. Ön koltuklar. Tabii. Tedarikli olmakta fayda var. Kış mevsimi. Şöyle yatağın üstüne. Tamam. Hadi turlayalım biraz. Hı hı. Duruma göre bakalım. Tamamdır. Ufak ufak atıştırmış. Evet. Çok az akıyor. Bence bir saatte doldurur yani. Balıkçı barınağındayız şimdi. Burada bütün balıkçı teknelerini gördünüz, duruyorlar.
Bu sene çok azmış balık denizde. Ya özellikle hamsi için söylediler. Bir iki aydır hamsi yok diyorlar. Çıkartamıyoruz, yok diyorlar. O yüzden de açılmıyorlarmış denize. Hayırlısı. Yani bilmiyoruz ya nasıl bir dönemdeyiz. Neyse, bir devam edelim mi? Ay, çok soğuk. Bildiğim gibi var mı? Varmış, varmış. Çok soğukmuş ya. Rüzgar ama içeride hissetmedim yani ben onu. Uf. Yıllarca kıyı köye geldik gittik eşe dosta. Ama karavanla bir gün geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Limanda karavanda kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Evet. Burası her ne kadar böyle kendi haline bırakılmış gibi gözükse de değil. Çok güçlü bir köy. Çok güçlü bir yer. İnsanları çok cabbar bir kere. Müthiş güzel dostluklar elde edebiliyorsunuz burada. Herkes cana yakın. Seviyoruz kıyı köyü ya. Evet. Yukarıda eski yerleşim yeri var. Yukarıdaki kısım. Oralar eski, hatta Rum evleri bile var içinde. Hafta sonları inanılmaz kalabalık yazın. Şile gibi yani burası da. O yüzden böyle geleceğiniz zaman buraya köyden alırım diye çok düşünmeyin. Tedarikli gelmekte fırsat var. Yani evet. Yanınızda ekmeğiniz dahi, bazen burada ekmek bile bulmakta zorlandığımız oluyor dediler. O yüzden sizler de gelirken buraya tedarikli gelin. Kesinlikle yazın buralar inanılmaz kalabalık oluyor. Fırınlar ekmek yetiştiremiyorlar burada. Evet evet, çok duyduk onu. Biz pek denk gelmedik ama çok yaşayan olmuş. Borunun yetişmeme ihtimali var. Ben içeriden kontrole gidiyorum. Evet. Şimdi şu aydınlatmayı açtım. Evet, şimdi şurası. Evet, yarım oldu. Tamam. Kapatalım. Evet, şu aydınlatmayı da kapatalım. Şuradaki USB ve buzdolabı sabit açık. Yol esnasında şu hidrofor ve aydınlatmaları kapatıp devam ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi çok sevdiğimiz büyüğümüz Bayram Ali abimizin yerine geldik. Demirler Balık Evi. Kıyı köyün en güzel, en nadide yerlerinden bir tanesi. Burada sabah kahvaltısı da çıkıyor. Balık ve ızgara, her türlü şey var. Ya burada yemeğe, sohbete doyum olmuyor açıkçası. Marul, soğan taze taze sofraya. Süper. Sizi Bayram Ali abimizle tanıştıralım istiyoruz. Çok sevdiğimiz büyüğümüz, aile büyüğümüz. Onun mekanına geldik. Bir onun gözünden yaşayalım istedik burayı da. Bayram abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Elinde büyüdük sayılır. Şimdi güzel bir mekan yaptı kendisine Kıyıköy'de. Kıyıköy'ün girişinde Demirler Balık Evi. Bayram abi kimdir? Ne yapar? Bugüne kadar ne yaptı? Ufakça kendisine bir soralım. Evet, sağ olun. Size tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Bayram abi. Bayram Ali abin yıllardan beri Kıyıköy'de doğmuş, Kıyıköy'de büyümüş, balıkçılıkla yetişmiş. 83 yılından beri balıkçılık faaliyetlerinde bulunan, balıkçılık yapan, balıkçılığın ticari faaliyetlerini yapan, yıllarca tutuculuğunu, satıcılığını yaptıktan sonra bir dedi ki gelen misafirlerimize sizler gibi güzel ürünler, taze ürünler, Karadeniz'in Kıyıköy'e özgü kendi balıklarını taze taze denizden çıkıldığı gibi yedirmek için böyle aile mekanı, ailece eşimizle beraber, eşimiz ayrı mutfakta, biz ızgara başında, işte ayak hizmetlerinde derken insanlara böyle bir balık evi yapalım dedik. Harikasınız. Ve iyi bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Gelen misafirlerimizi elimizden geldiğince memnun etmeye çalışıyoruz.
Aile işletmesi olması çok güzel zaten. Kesinlikle. Tabii ki yani yıllardan beri benim hayalimdi. Kıyıköy bölgenin en iyi balıkçı kasabalarından, en güzel, otantik değerleri olan, tarihi eserleri olan, kültürel zenginlikleri olan bir belde belediyesi hep hayalimdi. Yani bir balıkçı kasabasında bir balık evi olması gerekliydi. Kesinlikle. Balık evi insanları daha böyle evlerinde gibi, daha rahat edebilmeleri, işte gördüğünüz gibi bahçeden toplanan rokasıdır, bahçeden toplanan marulludur. İşte bunlarla beraber insanlara taze taze, yeni yeni bir işte hanım eliyle, ev kültürüyle yetişen ürünlerimizi sunuyoruz insanlarımıza. Çok güzel. Oğlanlar balıkta, balıktan indiği gibi bütün balıklar taze taze buraya, evet. Akşamleyin de burada. Çok çok güzel, muhabbetle. Çok değerli, çok kıymetli gerçekten. Ve çok da yoğun oluyorsunuz değil mi? Zaman zaman. Tabii. İstanbul'a yakınız. Artık Kıyıköy 4 tane yani ile turizm beldeliği, balıkçı kasabalığı yapan bir belde belediyesi. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli kendi ilimiz, İstanbul bir metropol. Yani İstanbul 1,5 saatte insanlar Kıyıköy'e gelip rahat rahat balıklarını yiyip günlük akşam evlerine huzurla dönmeleri mümkün yani Kıyıköy'den. Hafta sonları kahvaltı hizmeti de var. Hafta içi de var ama burada serpme kahvaltı değil, kişiye özel kahvaltı da isteyebiliyorsunuz. Ne istiyorsanız ona göre size faydalı oluyorlar. Ama yardımcı ne varsa olur. Değil mi? Yani aynen ne varsa yani aynen. Elde ne varsa, taze ne varsa o şekilde devam ediyor. Çok güzel, çok keyifli bir mekan olmuş. Yani Kıyıköy'e de iyi bir katkı olmuş aslında. Şey, kasabanın özlemiydi bir balık gibi yani. Evet. Çok güzel. Bir bakalım, gezinelim bahçeyi de mekanda. Aha. Yine görüşürüz sonra. Tamam. Teşekkür ederiz Bayram Hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Mevsim yalancı bahar olunca ağaçlar bile kanmış buna. Bakar mısın Nazan? Evet. Aa, çok güzel bir gün oldu bizim için. Kesinlikle. Bayağıdır ya, görmediğimiz kişileri evet, görmek güzel evet, geldi. Güzel geldi. Küçük bir sahil kasabasında hem de bu kadar İstanbul'a yakın bir bölgede keyifli bir rot oluşturmuş olduk. Onun dışında da yani planlı hareket etmemeye gayret ediyoruz artık. Çünkü karavancılık bunu getiriyor. Alternatifleri üretmek sizin elinizde. Rotaları yenilemek sizin elinizde. O yüzden biz de hep bu heyecanla devam ediyoruz. Güzeldi, keyifli bir gündü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.